Evet, hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Obezite ile başlayalım isterseniz. Evet. Neden insanlar kilo alıyor, kilo veremiyor? Sebebi ne? Niçin, neden böyle bir problem ortaya çıkıyor? Günümüzde kimyasal ilaç kullanılan yok. Herkes kimyasal ilaç kullanıyor. Kimyasal ilaç kullana kullana insanlar zehirleniyor. Bağırsak florası bozuluyor. Faydalı bakteriler azalıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler. Bağırsaklar yanıyor. Bir kısım toksik maddeler karaciğere gidiyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Aratamıyor. Nereye gidiyor? Beyne etki yapıyor. Bütün hormon dengeleri bozulduğu için istediği kadar ilaç kullansın kişi, hormon dengesi bozulmuşsa asla zayıflayamaz. Sadece kimyasal ilaçlar mı? Günümüzde insanların yediği, içtiği her şeyde kimya var. Cips, jelibon, kek, gofret, kola vesaire. Hepsi kimya. Veyahut da evde sıvı sabun, şampuan, deterjan, hepsi kimya. Mesela sıvı sabun, kişi mesela diyelim ki çamaşırını yıkadı. Bir çamaşır makinesi, doğrusu çamaşırı yıkadı. Ondaki sodyum lauril sulfonat, bu sodyum kiri temizleyen madde, sodyum lauril sulfonat, bunu çamaşırdan temizlemek için 8 ton suyla tekrar yıkamak gerekir. Sanki çamaşır yıkadınız, pırıl pırıl gözüküyor ama kimyasal madde. O ki o tekstil ürününü, çamaşırı giydiğiniz zaman cildinize geçiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de cilde geçiyor. Deriye 26 saniyede bütün organları kimyasal madde kaplıyor. Bulaşık makinesine bulaşığı atıyorsunuz. Bardak, çanak, tabak, tencere her neyse yıkanıyor. Bakıyorsunuz pırıl pırıl. Ne içeriyor? Kaşıkta, bıçakta, tabakta sodyum sulfat sodyum lauril sulfonat var yine. Kısa adı SLS. SLS burada da var. Çok çok tehlikeli. Bütün bulaşık makinesinden çıkan pırıl pırıl, kapkaşa, kimyasal maddeden temizlemek için 6 ton su gerekir. Banyoya girdiniz, duş yaptınız veya banyo yaptınız. Şampuanın içerisindeki kimyasal SLS'yi temizlemek için 250 kova suyla tekrar yıkanmanız gerekir. Yani görünüşte temizsiniz ama o kimyasal maddeyi vücuttan atamıyorsunuz. Çok ince bir zar gibi vücudu sarıyor. Çocuklar, bebekler bu tür şampuanlarla yıkanırsa gözlerinin büyümediği tespit edilmiştir. Göze zarar veriyor. Cilde zarar veriyor. Alerjik hastalıkları tetikliyor. Sodyum lauril sulfonat, SLS artı kanseri tetikliyor. Panik atak, depresyon tetikliyor vesaire vesaire. Avrupa'da, Amerika'da artık ev kadınlarında çok yoğun oranda çalışan bayanlara göre onlar daha çok evde mobilya temizliği, bulaşıklığı, çamaşırda uğraştıkları için bu tür hijyen maddeleriyle daha çok alerjik hastalıklar ortaya çıkması, kanser, depresyon, panik atak gibi rahatsızların gözükmesinin sebebinin bu hijyen maddeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün bu maddelerin içinde de hatta diş macunun içerisinde dahi SLS var. Yani SLS, sodyum lauril sulfonat. Sodyum lauril sulfonat veya diğer kimyasal maddeler hormonları bozuyor, hormonları. Kişi istediği kadar diyet yapsın. Sabahtan akşama kadar. Kilo verse yine kilo alır. Çünkü hormonlar bozuluyor. Beyindeki hormonlar. Evet. Şimdi bir burada ara böleceğim ama bir izleyicimiz bölecek hatta. Misin? Evet bakalım. Böleyim ben. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Alo. Alo buyurun. Hanımefendi doktor bey bir şey söyleyecektim da. Tabii buyurun efendim sizi dinliyoruz. Benim idrar yollarında prostat intihabı var. Yıllardır 10 senedir 20 senedir çekiyorum. Bir türlü çaresini bulamadım. Gecede en az 20-30 defa küçük su dökmeye kalkıyorum. Ne tavsiye edebilir? Teşekkür ediyoruz efendim bağlandığınız için. Hemen değerlendireceğiz. Evet. Obeziteyi unutmadan oraya bir bağlayalım da yoksa tamam. Unuturuz, kaybolur gider. Prostata dönelim. Şimdi hormon anormallikleri. Buna karşı ne yapılıyor? Dünyanın birçok ülkesinde diyet ürünleri üretiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde
zayıflatıcı 70 çeşit silin bilmem ne vesaire vesaire bir sürü ilaç yasaklandı. Türkiye'de de 7 çeşit ürün yasaklandı. Acı biber dediler, acı çehre dediler, Afrika mangos dediler, altın çilek dediler. Şimdi de başka bir şey çıktı, ismini söylemeyeyim neyse. Biraz da ondan zehirlenelim. Şimdi Türkiye'de de birçok meyveler, yani glikoz içeren meyveler zayıflatır diye vatandaşı alıyor, pulluyorlar, reklam reklam. Vatandaş alıyor, 3 ay, 5 ay sağlığı gidiyor, parası gidiyor vesaire. Yani bu tür ürünleri kullanmadan önce iyi araştırmak gerekir. Bitkisel diyerek Türkiye'de ve dünyada takşiş yapılıyor. Takşiş. Nedir takşiş? Bitkisel ürün diyor, içine kimya koyuyor. İnsanları zehirliyor. Diyet ürünlerinin hepsinin de ne var? Sibutramin. Sibutramin kalp ritmini bozuyor. Kişinin nabzı 70 atıyorsa 80'e çıkıyor. Kalp atışı hızlanıyor, nabzı hızlanıyor. Bu şuna benzer. Sırtınıza bir sırt çantası alıyorsunuz, içine 20 kilo koyuyorsunuz, hafif tempo ile koşuyorsunuz. Ne kadar koşabilirsiniz? Yarım saat, bir saat. Bütün gün koşamazsınız. Ama bu tür diyet ürün alanlar sürekli koşuyormuş gibi kalp yoruluyor ve iflas ediyor, ölüyor. Bu tür ürün kullananlardan ölüm vakaları olduğu için Amerika'da 70 çeşit ürün, Türkiye'de 7 çeşit ürün yasaklandı. Peki insanlar ne yapacak? Yakında yeni bir ürün daha çıkaracaklar bunlar. Uyanık olmak lazım. Dünyada zayıflatıcı bir ürün var. O da nedir? O da şudur. Garcinia kombucha. Hiçbir yan etkisi yok. Bizim bildiğimiz turunçgillerden. Turunçgillerden. Bal kabağına benzer. Mandalina büyüklüğünde. Birleşiminde yüksek oranda hidrositrik asit var. Ne işe yarar? Aynı limondaki asit gibi. Limon asidi gibi. Sitrik asit gibi. Kişi hamurlu tatlı yediği zaman hamurlu tatlı yiyecekler neye dönüşür? Yağa dönüşerek depolanır. Benim bir tanıdığım var. Mantı makarna yiyor, yanında ekmek yiyor. Maşallah. Ne oluyor? Kilo, kilo, kilo. Hamurlu yiyecekler daha çok kilo yapıyor. Çünkü hamurlu yiyecekler şekere, şekeri de bünyemiz yağ dönüştürerek depoluyor. Kanda 2,5 gram şeker olur, fazla olmaz. Fazlası direkt şekere, yağ dönüştürür, depolanır. Kişi hamurlu yedikçe kilo alır. İşte bu şekerin yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi ne frenler? Garcinia'nın birleşimindeki asit, hidrositrik asit. Bu yağ dönüşümü engelliyor. Böylece kişi 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar hale geliyor. Enerjisi tükenmiyor. Diyet yapanlar yemiyor, içmiyor. Enerjisiz kalıyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, tansiyonu düşüyor, iş yapamıyor. Burada öyle bir şey yok. Hiçbir problem yok. Garcinia kullandığı zaman artı Garcinia Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da birçok insan üzerine denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir? Garcinia Forte. Birleşiminde Garcinia ekstraktı, funda ekstraktı, kuşkonmaz ekstraktı, at kuyruğu 19 çeşit bitki ekstraktı var. Tamamen doğal. Hiçbir yan etkisi